Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ağustos ayı genel yorumuna hoş geldiniz. Sevgili teraziler, sizin için oldukça sosyal, hareketli bir aya giriş yapıyoruz. Ayın hemen başında 1 Ağustos'ta Merkür Aslan burcuna geçiş yapıyor. 12 Ağustos'ta Venüs Aslan burcuna geçiyor. Jüpiter de Aslan burcuna geçmişti geçtiğimiz ay. Dolayısıyla sosyal hayatınızın çok eğlenceli olabileceğini, hareketli olabileceğini işaret ediyor bu görünümler. Bazı organizasyonlara, davetlere, düğünlere, partilere katılabilirsiniz. İş amaçlı veya özel hayatınızla ilgili toplantılar artabilir. Arkadaşlarla daha fazla bir araya gelebilirsiniz. Onlardan yardım, destek almanız mümkün. Sürpriz güzel tanışmalar olabilir. Özellikle 18 Ağustos Venüs-Jüpiter kavuşumu ayın çok güzel bir günü. Çok güzel bir tanışma olabilir. Yeni bir girişimde bulunabilirsiniz. Bu bir grup faaliyeti de olabilir. Bir toplu bir organizasyon da olabilir. Bir iş projesi de olabilir. Teklif alabilirsiniz. Seyahate çıkmak, tatile çıkmak için de yine çok güzel enerjiler var. Özellikle sanatsal konularda, sosyal konularda daha destekleyici. Venüs sizin gezegeniniz olduğu için biraz daha topluluklar önünde parlayabileceğinizi, dikkat çekebileceğinizi gösteriyor bu pozisyon. Gerçekten sahnede parlayabilirsiniz sevgili teraziler bu ay içerisinde. Evet, Kova burcunda Dolunay var 10 Ağustos'ta. Kova burcu Dolunay'ı sizin için özellikle aşk hayatınızda, yine sosyal hayatınızda veya çocuklarla ilgili konularda önemli dönüşümler meydana getirebilir. Yeni kararlar verebilirsiniz. Daha önceden başlamış bir girişim sonuçlanabilir. Satürn'e kare yapıyor. Satürn karesi birazcık kendimizi kısıtlayabilir. Birazcık engeller de karşımıza çıkarabilir ya da sorumluluklarımızı arttırabilir. Sevgili teraziler, kabul etmek istemediğiniz bazı sorumluluklar varsa onlarla yüzleşebilirsiniz. Satürn şu sıralarda ikinci evinizde, para evinizde olduğu için bunlar, bu sorumluluklar maddiyatla da ilgili olabilir, parayla da ilgili olabilir. Ancak genel olarak Kova sizin burcunuza olumlu bir açı yaptığı için uzun vadeli parayla ilgili konularda sağlam adımlar atabileceğinizi de işaret ediyor. Evet, 15 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Merkür'ün ardından 23 Ağustos'ta Güneş Başak Burcu'na geçecek ve ayın ortasından itibaren biraz daha sosyal hayattan geri çekilip, belki biraz dinlenmek, yalnız kalmak, hayatınızı bir gözden geçirmek, bazı planlar yapmak için enerjiler daha destekleyici olacak. İş ve çalışma koşullarınızı düzenleyebilirsiniz. Bu sağlığınızla ilgilenebilir, kişisel bakımınıza zaman ayırabilirsiniz sevgili teraziler. 25 Ağustos'ta Başak Burcu'nda yeni ay doğacak. Bu yeni ayda yine bu alanlarda yeni girişimler, yeni başlangıçlar yapabileceğinizi işaret ediyor. Bunların etkilerini Eylül ayı içerisinde daha da fazla hayatımızda hissedebiliriz. Artık iş ve çalışma konuları veya günlük rutinlerimiz, bunlar biraz daha önceliğimiz olacak ay sonundan itibaren. Evet sevgili teraziler, ayın genel etkileri böyle. Lütfen yükselen burcunuzu da izleyin. Bunun yanı sıra ay içerisinde hazırladığımız haftalık ve günlük videolarımızı da mutlaka takip edin. Hoşça kalın.